Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kamp programına hoş geldiniz. Yaz sıcağında durmak yok. Ağustos böcekleri gibi yatmak yerine karıncalar gibi çalışmayı tercih ediyoruz. Bu 5'te 1 kampta hem Türkiye'den hem dünyadan çeşitli konularla karşınıza geleceğiz. İlk durağımız Adnan Hocacılara yönelik operasyondan yola çıkıp sizlere Türkiye ve dünyadaki tarikat gerçeğini anlatmak. Nasıl oluyor da insanlar birisine bu böylesine kendilerini vakfedecek, her şeylerinden vazgeçecek kadar inanabiliyorlar. Son Adnan Hocacılara yönelik operasyonda görüyorsunuz ki bu inanç çocuklarını neredeyse feda etmekten, ailelerinden vazgeçmeye, ülkelerinden vazgeçmeye kadar geniş bir perspektife yayılabiliyor. İşte ilk durağımızda 5'ne 1K'da tarikat gerçeğine farklı bir açıdan bakalım istedik. Kendini Mehdi olarak tanıtan bir lider, o Mehdi'nin etrafında her geçen gün genişleyen halkalarla çoğalan müritler, kısa bir süre sonra bağışlarla, haraçlarla, şantajlarla elde edilen kaynağı belirsiz korkunç servetler, bir süre sonra iktidar ve gücün oluşturduğu özgüvenle başlayan çatışmalar ve onca şaşadan sonra mutlak hüsranla biten bir son. Adı ister OŞO olsun, ister FETÖ olsun, isterse geçtiğimiz haftadan itibaren gündemimize tekrar giren Adnan Hocacılar olsun fark etmiyor. Modern zaman tarikatlarında işler 3 aşağı 5 yukarı işte böyle gelişiyor. Bu hafta düzenlenen operasyondan sonra tutuklanan Adnan Oktar da bu süreci herkesin gözü önünde yaşadı. Biraz din, biraz şehvet, biraz da siyaset sosuyla gerçekleştirdiği televangelist sürreal şovuna bir isim koymak hala mümkün değil. Ancak operasyon sonrasında basına sızan ifadeler, bilgiler gösteriyor ki Adnan Oktar sadece kedicikleri maşallahlarla, inşallahlarla dans ettirmekle kalmamış. Yine iddialara bakarsanız kendisine neredeyse bir istihbarat örgütü gibi çalışan tuhaf bir suç tarikatı inşa etmiş. Bugün başına gelenleri İngiliz istihbaratının bir oyunu olarak nitelendiren Adnan Oktar, kendi serüveninin başlangıcını İngilizlerin ünlü televizyonu BBC'ye bakın nasıl anlatmıştı. 1979-1980 yıllarında Adnan Hoca grubu olarak bilinen örgütlenmeyi tek başıma oluşturmaya başladım. O dönemde Yasin Gürlek ve 2-3 kişi daha benim yanımdaydı. Daha sonra akademi öğrencileri arasından 20-25 kişilik bir grup oluşturdum. Güzel Sanatlar Akademisi, Fındıklı. Orayı gözüme kestirdim. Orası çok iyiydi. Hem Marksistlerin çok yoğun olduğu bir yer, yani tamamen onların hakimiyetindeydi. Hem de sanatın kalesi. Ben tam yerine gidiyorum o zaman dedim. Üçüncü olarak kazandım. Okul benim için çok uygundu. Atölye çalışması vardı. Devam mecburiyeti yani o kadar kontrollü değildi. Sabahtan akşama kadar da okul. Açıktı atölyede. Yani inanılmaz kolay faaliyet yaptım Allah'a şükür. Darwinizm ile ilgili kitaplar dağıttım. Tebliğ yaptım, anlattım. Okul iyice doyduktan sonra yani kanaatim geldikten sonra ben dedim şimdi felsefe bölümüne geçeyim İstanbul Üniversitesi'nin. Üniversite imtihanlarına girdim. Orası da yine ilk tercihimdi. Orayı da kazandım. Orada da faaliyetlerime başladım. Devam ettim. Ama baktım ki fert fert anlatmaktansa kitap olarak anlatmak daha etkili olacak. Daha geniş kitlelere yönelecek. O zaman kitap yazmaya karar verdim. Adnan Oktar da diğer tarikatlar gibi hemen her şeyi gözler önünde yaşadı. 90'lı yıllardaki faaliyetleri, kendilerine eleştirenleri, tehditleri, zengin ailelerin çocuklarını tarikat müridi yapmaları, hatta ülke çapında canlı yayınlarda kan bağışı gibi tuhaf organizasyonlara imza atmalarıyla hemen her şeyi neredeyse canlı yayında gözler önünde yaptılar. İstanbul Organize Suçlar Şubesi'nin kurucu müdürü Adil Serdar Saçan bugün Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Örgüte 1999 yılında ilk operasyonu düzenleyen isim de oydu. Operasyon sonrasında başına gelmeyen kalmamıştı. Adnan Oktar elini kolunu sallayarak kısa bir süre sonra özgür gezerken o önce Ergenekon'dan yargılandı, sonra kendini cezaevinde buldu. Yani şöyle, o dönemde Ebru Şimşek diye bir kız vardı. O bu örgütün
içine girmişti. Onu bir şekilde tutuyorlardı. Şantaj yapıyorlar. Tecavüze uğramıştı, tacize uğramıştı hatırladığım kadarıyla. O kız ciddi anlamda şikayetçi oldu. Bir çalışma başlattık o zaman. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte. İstihbarat Şube Müdürlüğü bayağı bir veri topladı bunlarla ilgili. Ve İstanbul o zaman Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. Genel Başsavcılığının talimatıyla 99'da 12 Kasım'da operasyon yaptık bu gruba karşı. 110 civarında kişi gözaltına aldık. Yani bugünkü operasyonda ortaya çıkan veriler, casusluk hariç hepsi bizim operasyonumuzda vardı. Yani küçük çocuk yaşta çocuklarla birlikte olmak, küçük yaşta çocuklara tecavüz etmek, Allah'ı dini kitabı kullanmak, dini kendi felsefelerine göre, kendi isteklerine göre yorumlamak, yeni bir din yaratmak. Bu da o yeni dinin peygamberi gibi dolaşıyordu ortalıkta. Çok kirli bir yapıyla karşı karşıyaydık. Uluslararası bir takım ilişkileri vardı. İşte bu kan toplamayla ilgili olarak çok ciddi şüphelerimiz vardı. Oktar Babuna'nın kan meselesiyle ilgili olarak. Onların hepsi tamamını araştırdık. Birçok kişiyi izinsiz dinlemişlerdi. Daha doğrusu işte izin alamazlar da şöyle diyeyim, illegal yollarla dinlemişlerdi, izlemişlerdi, telefonlarını dinlemişlerdi. Bütün bunları toplayıp o zaman bir dosya haline DGM'ye sevk ettik. O zaman da tutuklandılar. Daha sonraki süreçte DGM'ler kalktı, normal mahkemelere geçti. Bunların çok güçlü bir hukuk grubu var. Kendi müritleri arasında var. Zaten bugün tutuklananlar arasında da onlar var. Onların hukuku kötüye kullanma. Zaten bunların bu örgütün en önemli özelliklerinden birisi odur. Legal görünümde illegal iş yaparlar. Hukukun verdiği imkanları kötüye kullanarak, reddi hakimler yaparak, dosyayı sürümcemede bırakarak, çok sayıda dosyayı birleştirerek, bir sürü taktikler kullanarak zaman aşımından ceza almalarını engellediler, dosya düştü. Ama bu arada tabii yeni baştan faaliyete başladılar. Ve kendilerine o tarihte operasyon yapan, başta İçişleri Bakanı Saadettin Tantan olmak üzere, dönemin DGM Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, yine dönemin DGM Savcısı Ahmet Gürses ve benim yanımda çalışan arkadaşlarım hakkında çok ciddi iftiralar attılar. Yani 19 senedir iftira atıyorlar, yüzlerce dava açtılar, yüzlerce suç duyurusunda bulundular, binlerce aleyhimize yayın yaptılar. Bu şekilde bizi yani devlet görevlilerini devlet tikül olarak görmeyip, bütün olarak görmeyip devlet görevlilerini tek tek ayırıp şahıslarına karşı saldırı yapıyorlar. Ve bunu duyan, gören diğer devlet görevlileri de yılıyor, siniyor bunlardan. Mafyanın yöntemi sindirme ve yıldırma gücünü kullanıyorlar. Böyle bir örgüt yapısı. Dediğim gibi zaman içerisinde çok daha güçlenmişler. Şu anda gördüğüm tablo o. Sayıları artmış, yurt dışına açılmışlar. Casusluk faaliyetlerine başlamışlar. O tarihte masonluğa son derece karşı olan Adnan Oktar 33. derece mason olmuş. Bilmem işte İsrail düşmanıydı. İsrail kıyamete kadar yaşasın falan diye dualar eden İsrail'deki dinci kesimle, yani bunu üzerine basarak söylüyorum, İsrail'deki dinci kesimle irtibatları var ki o dinci kesimle İsraillerin kendi problemleri de var. Yani onlar da çok sevmiyorlar. O İsraillerin sevmediği adamlarla bunlar irtibata geçiyorlar. Bir sürü casusluk faaliyeti yapmışlar. Ergenekon davasından müdahil oldular. Benim aleme gelip orada tanıklık yaptılar. Özellikle modern zaman tarikatları dünyadaki sistemi değiştirmek, insanları yönetmek, ruhsal arınma ritüelleri düzenlemek ve bir bakıma insanların aradığı ütopik yaşamı sağlamak için kuruluyorlar. Hayallerle gerçeklerse ne yazık ki her zaman örtüşmüyor. Bir bakmışsınız dilinden barış düşürmeyen tarikatlar silahlar, bombalarla suikastler düzenlemeye kalkıyor. İşi ajanlığa kadar götürebiliyor. Dilinden diyaloğu düşürmeyen bir tarikatın mensupları kendi halkını, polisini, askerini öldürmekte, bombalamakta tereddüt etmiyor. Peki neden? Gerçeklikle bağları bu insanların nerede kopuyor? Bir liderin sözlerine böylesine körü körüne bağlanmak, ruhunu hatta hayatını teslim etmek nerede ve nasıl devreye giriyor? Karşıtlıkları, sahte isimlerle kitaplar çıkartmaları, ilanlar vermeleri, konferanslar düzenlemeleri, komplo teorileriyle masonluğa karşıt kitaplar yazıyormuş gibi yapmaları muhafazakar çevrelerin bile gözünü boyamıştı. Yıllar boyunca örgütten kendini kurtarmayı başaran kimi eski müritler Adnancıların gerçek yüzünü anlatmaya çalışsa da hukuki mekanizmalar bugünkü gibi çalışmamıştı. Örneğin dönemin kudretli bugünün FETÖ'den kaçak savcıları kendilerine yapılan şikayetleri dinlemiş ama hiçbir zaman operasyonu akıllarından geçirmemişlerdi. Adnancıların eski üyelerinden Ceylan Özgül bu örgütte 10 yıl boyunca yer alan isimlerden biri.
o şimdi bir medya kahramanı. Örgütten 2017'de kaçmayı başaran Ceylan, bugün farklı televizyonlara, gazetelere örgütün gerçek yüzünü anlatırken belki de en önemli tespitleri de yapıyor. Bu bir küçük ve manevra kabiliyeti yüksek, operasyonel kabiliyeti çok yüksek bir örgüt. Ve mürit olarak istediği kişileri, mürit olmasını istediği kişileri hedef alıyor. Ve o kıza veya o erkeğe karşı çeşitli hilelerle ve dinli kullanarak yollar buluyorlar. Mesela 19 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında bir kızı düşünün. Şimdi o kız şöyle olmuyor. Yani o kız yolda giderken böyle genç yakışıklı bir erkekle tanışıyor. Sonra tamam koluma gir gidelim. Öyle basit bir süreç yok. Yani ciddi olarak hile için kurulmuş bir düzen var burada. Çok değişik hücreler var. Yani her hücre farklı farklı hareket ediyor birbirinden. Bir hücre sistemi var. Aynı FETÖ'de olduğu gibi. Diğer başka uluslararası örgütlerde bizim duyduğumuz gibi. Ve bir hücre diğerinin ne yaptığını bilmiyor yani. O kadar birbiri arasında iletişimi serbest olan bir sistem yok. Mesela Bacılar Grubu diye bir grup var. Kız Kardeşler Grubu var. Daha farklı sempatizanlar grubu var. Kardeşler Grubu var. Yani kızlar arasında da, erkekler arasında da değişik gruplar var. Bunların arasında hiyerarşi sistemi de tabii ki var. İnsanların bulunduğu evlere, grup evlerine bağlı olarak da hiyerarşiler var. Yaptıkları faaliyetlere göre de hiyerarşiler var. Genelde hepsi adlı noktada örgüt lideri olarak bağlı. Fakat birbirinden çok da fazla haberi olmayan hücre evleri şeklinde devam ediyor. O yüzden de çok fazla örgüt içindeyken sizin haber alma imkanınız da limitli olduğu için tam olarak örgütün o anda neyle uğraştığını da anlayamıyorsunuz. Yani siz burada bir iş yapıyorsunuz ama yanınızda olan biteni bazen çoğu zaman bilmeyebiliyorsunuz. Adnancılar da diğer modern tarikatlar gibi para kaynaklarını açıklayamıyorlar. Bir tarikatın aslında niyetini tespit etmenin en kolay yöntemlerinden bir tanesi şeffaf mı değil mi diye bakmak. Eğer bir örgütlenmede şeffaflık yoksa muhakkak bir karanlık var anlamına geliyor. Zaten bu en son operasyonun mali şubenin yapmış olması bize bu değirmenin suyun nereden geliyor sorusuna cevap arandığını ve bulunduğunu gösteriyor aslında. Yine basına okuduğum kadarıyla MASAK'ın da bu konu hakkında uzun ve detaylı bir raporu varmış. Ve burada çok fazla suç bulunuyor. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, uluslararası dolandırıcılık çok fazla konu varmış. Fakat yurt dışından da para aldığını biliyoruz örgütün çeşitli ülkelerden. Ve şu da çok önemli, müritlerin elindeki her şeyi alıyor bu örgüt. Yani bir mürit oradayken elindeki her şeyi oraya veriyor. Mesela 19 yaşında belki bu örgüte girmiş bir erkek oluyor. Fakat bu büyük, bu 39 yıllık bir örgüt. Büyük bir iş adamı olduktan sonra çok fazla para kazansa da kendisini tek bir kuruş almadan hepsini örgüte aktarıyor. Kızlar, erkekler, üzerlerindeki gayrimenkulleri ve her türlü kıymetli eşyayı hepsini hemen örgüte aktarıyor. Mümkün mertebe çok fazla kişi ailelerinin gayrimenkullerini ve imkanını da örgüte aktarıyor. Bunun üstünden beslenen büyük bir sistem de var tabii. İnsanlar buraya dini duygularla giriliyor. Ve amacı şu oluyor, ben işte İslam'ı anlatmaya yardımcı olmak istiyorum. Bunun üzerinden siz bir okula girmiş oluyorsunuz. Sapkın bir okul, sapkın bir tarikat fakat bir okul oluyor. Siz bunun üzerinden anlatılanlara göre anladığınızda dini, siz oraya yardım yaptığınızda zekat veriyorum, para veriyorum diye düşünüyorsunuz. Bunun şimdi yorumlanış şekilleri var. Bu yorumlanma şeklinden bir tanesi de elindeki her şeyi aktarmak. İşte bunu yapıyor örgüt. Siz yani bu adamı belli bir noktaya kadar Mehdi, Mesih, lider, işte dini lider kabul ediyorsunuz. O yüzden de her şeyinizi veriyorsunuz. Bu orada hayatını örgüt evliliğine geçen insanlar için zaten geçerli. Ama örgüt evliliği içinde geçirmeyen insanlar için de geçerli. Hatta sempatizanlar için de geçerli. Dışarıdan televizyondan bu adamı izleyip de her ay düzenli para gönderen yüzlerce insan var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bugün operasyon düzenlenen ve tutuklanan Adnan Oktar'la ilgili en ciddi iddialardan biri de İsrail bağlantısı. Özellikle kendi kanallarında yaptıkları programlarda sürekli söz dönüyor dolaşıyor ve İsrail'e geliyordu. Nitekim operasyon sonrasında basına sızan ayrıntılara bakarsanız ciddi bir istihbarat bağlantısı olduğu da iddia ediliyor. Oktar anlat, neler yaptınız? Hocam arkadaşlar, sizin adınıza İsrail'deydik. Başbakan
Netanyahu Bey'le görüştük. Sizin selamlarınızı ilettik. İletince hemen gülümsemeye başladı zaten. Maşallah çok hoşuna gitti. Kendisini desteklediğimizi Türk ve İsrail halkının dostluklarını gündeme getirdik. Sizin radikalizme ve terörizme karşı mücadele verdiğiniz, İsrail'in orada kıyamete kadar olacağı inşallah. Dua ediyoruz dedik, destekliyoruz sizi. Çok hoşuna gitti, defalarca teşekkür etti, selamınızı aldı. Bakanlarla görüştük, Kültür Bakanı'yla görüştük. Aynı şekilde mesajlarınızı ilettik, selamınızı ilettik. Netanyahu Bey'e selamınızı ilettikten sonra hemen kitapları da ilettik, mesajlarınızı. Gözlüklerini takıp kitapları incelemeye başladı zaten. Ama biliyor zaten çalışmalarınızı. Defalarca teşekkür etti. Yani dua ediyoruz dedik sizin için. Tekrar teşekkür etti. Radikalizme ve terörizme karşı yaptığınız mücadeleyi anlattık. İsrail'in orada da yaşama hakkı olduğunu ve var olacağını söyledik inşallah. Ayrıca teşekkür etti onun için de inşallah. Burada bakan görüyoruz. Buradaki bakan enerji bakanı. Evet, Mossad ve istihbarat teşkilatları da bu bakana bağlı. Tutuklanan Adnan Oktar kendisine sorulan çocuğa yönelik cinsel istismar, askeri casusluk, hayaliye ihracat gibi suçlamaları reddederken, Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle yaptığı 20'yi aşkın görüşme sorulduğunda susma hakkını kullandığı söyleniyor. Beni onurlandırdınız, lütfettiniz. Teşekkür ediyorum. Ne sonu onur attı? Bu da 33 derece. Diploması çok şık ve güzel bir diploma. Çok teşekkür ediyorum. Diploma molto elegante, la ringrazio moltissimo. Maşallah. Modern zaman tarikatlarının birbirleriyle bir diğer benzer noktası ise bu tarikatlara girmenin kolay, çıkmanın ise neredeyse imkansız olması. Aslında benim gruptan ayrılma sürecim var. Yani kaçış sürecim var. İlk 2013 yılında kaçmaya çalıştım fakat başarısız oldum. Orada şu olmuştu 2013'te. Yavaş yavaş bu A9 kanalındaki kıyafetler değişmeye başladı. İşte kadınlar, çünkü daha önceden biz böyle yakamız tamamen kapalı, uzun kıyafetlerle sokağa çıkardık. Daha dışarıdan bakıldığında vakarlı bir görünüş vardı. Özellikle bacı grubu denen kadın gruplarında. Fakat bu da değişmeye başladı. İşte internete yüklenen resimler, yayınlardaki fotoğraflar, yayınlardaki hal, duruş, hareket. Bunun yanında tabii ben de grup içinde kaldığım sürece bana daha önce bilmediğim mahrem bilgiler açıklanmaya başladı. Bunların arasında beni rahatsız eden uluslararası ilişkiler vardı. Ben emniyet ifademle de geçirdiğim bazı rahatsız olduğum konular vardı. Bunları gördükten sonra ayrılmak istedim. Kaçmak için uğraştım fakat 2013 yılında bunu başaramadım. En son 1,5 yıl önce kaçabildim tekrar, yani daha sonra örgüt içinde kaldım. Çünkü daha sonra daha da ciddi bir hapis süreci başladı benim için. Bu böyle dört duvarın üstünüze kapanması gibi bir hapis diye düşünmeyin. Çok fazla kilitleme yöntemi var örgütün. Yani ben örgütün içindeyken kaçmaya çalıştığım için hem münafık hem ajan ilan edildim. Dolayısıyla benim bağlantım herkesle zaten kesildi. Oradayken sizin bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda takip programları var. Hiç yalnız bırakılmıyorsunuz. Dışarı çıktığınızda mutlaka birisi yanınızda. Yani ayrılmak öyle düşündüğünüz kadar insanın aslında kolay olmuyor her zaman. Tarikatlarda şeyh uçmaz, mürit uçurur derler. Nitekim bu şiar yalnızca bu topraklara özgü değil. Vahşi Kırlar belgeseli de benzer bir tarikatın öyküsünü anlatıyor. Hindistan'da kurulan, ardından Amerika'ya yerleşen, müritleri Türkiye dahil dünyanın hala pek çok ülkesinde faaliyet gösteren Osho tarikatının karanlık yüzü anlatılıyor. Üstelik anlatanlar da tanıdık isimler. Bizzat tarikatın en üst yöneticileri. Yine seksin ön plana çıktığı, yine şaşanın alıp başını gittiği, yine kaynağı belirsiz paraların ve yine silahlanan, güç savaşlarına soyunan, suikastlere bile adı karışan sürreal bir tarikatın hikayesini izliyorsunuz. Modern zaman tarikatları farklı coğrafyalarda, dinlerde, dillerde, gelişseler de neredeyse birbirlerinden haberdarmış gibi hep aynı retoriği izleyip duruyorlar. David Koreh'in kurduğu Branch Davidianlar ya da diğer ismiyle Vako tarikatı da bunlardan biri. Yine kendini Mesih sanan bir deli, yine buna inanan müritler ve polisle çarpışmaya girmekten çekinmeyen bir tarikat. Sonuç, 50 günlük bir kuşatmanın ardından kanlı biten bir FBI baskını.
I have never met a more competent, a more intelligent, a more tolerant, a more compassionate being. Türkiye bugün bazı sanatçıların Adnan Hoca'nın etkinliklerine katılmasını eleştiriyor. Oysa Amerika'daki Scientology tarikatında bırakın etkinliğe katılmayı, hem kendine hem de kariyerini bu tarikatlara adayan isimler var. Örneğin Tom Cruise, John Travolta, Kelly Preston ya da Juliette Lewis. Bu isimler Amerika'da kurulan Scientology tarikatının müritleri olduğunu saklamıyorlar. Tarikatın kurucusu Amerikalı bir deniz subayı Ron Hubbard. Hubbard uzaylılarla konuştuğunu iddia ediyor. Scientology de zaten buradan geliyor. Yine adanmış müritler, yine kaynağı belli olmayan paralar, yine kendini mesih sanan bir lider ve yine şeffaflıktan hayli uzak bir örgütlenme. Ne yazık ki dinler diller değişse de gördüğünüz gibi iş modern zaman tarikatlarına gelince pek çok şey hiç değişmiyor. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta bütün dünya Finlandiya'daki bir buluşmayı konuştu. Rusya lideri Putin'le Amerikan lideri Trump bir araya geldiler. Bir araya gelmelerinde bir problem yok, daha önce de bir araya gelmişlerdi. Ancak basın toplantısında Trump öylesine sorulara o kadar acayip cevaplar verdi ki Amerika'da çarşı karıştı. Amerika dediğim istihbarat dünyasında CIA, FBI bir anlamda ayaklandı. Amerika'daki müesses nizam bu kadar da olmaz dedi. Peki Trump ne demişti? Ve en önemlisi Finlandiya'daki sözler Amerika'da uçup yere inince bakın nasıl değişti. Tam 6 sezon devam eden ve geçtiğimiz günlerde sona eren Americans dizisinin çok tanıdık bir senaryosu vardı. Amerika'nın zengin banliyölerinde birinde iki çocuklu bir aile yaşamaktadır. Anne ve baba turizm işiyle ilgilenirken iki çocuk da Amerikan rüyasının bir parçası gibidir. Ancak aslında aile bir Rus ajanıdır. Anne ve baba katalog evlilik yapmış ve gizli görevlerde kullanılmak için Amerika'da görevlendirilmiştir. Daha sonra çocuklardan biri de Rus ajanına dönüştüğü görülür. 70'li yıllardan Rusya'nın dağılmasına kadar giden süreçte bu Rus ajanlarının tam karşılarına taşınan bir FBI ajanını nasıl kandırdıklarını izleyip durursunuz. But you got pretty far along. Borov is a decent man. He did the right thing. If the CIA uses the tape I made to blackmail Borov, I will go public. Bu dizinin Amerika'da tam 6 sezon sürecek kadar fenomen hale gelmesinin arkasındaysa Soğuk Savaş denilen İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Rusya ve Amerika arasındaki ajan savaşlarının gerçek hikayesi yatıyor. Soğuk Savaş bitmiş olsa da ajan savaşları henüz bitmedi. 2010 yılında dünyanın kızıl ajanı olarak tanıdığı Anna Chapman ve 10 Rus ajanı yakalandığında Americans'a konu olan hikayenin ilham kaynağı da ortaya çıktı. Hemen her yıl karşılıklı olarak Rusya ve Amerika arasında ajanlar tespit ediliyor ve sınır dışı ediliyorlar. Sadece Amerika'da değil, örneğin daha geçtiğimiz yıl İngiltere'de Rus ajanların skandallarıyla çalkalandı. Batı dünyası ardı ardına Rus ajanları sınır dışı etti. Nitekim geçtiğimiz aylarda aynı nedenlerle Amerika Rusya'nın Chicago temsilciliğini tümden kapattı. Hatta öyle ki Donald Trump Helsinki'de Rusya lideri eski bir KGB ajanı Putin'le görüşmeye giderken eline bu konuyla ilgili 100 sayfalık bir bilgi notu verilmiş ve uçak havadayken 12 Rus ajanının daha sınır dışı edileceği duyurulmuştu. Trump işte böyle bir geçmişle Helsinki'ye indi. Putin'le görüştü ve işte bu açıklamayı yaptı. During today's meeting I addressed directly. Bugünkü toplantıda Başkan Putin ile seçimlerimizde Rusya'nın müdahalesi konusunu ele aldık. Bu konuyu güçlü bir şekilde reddetti. Bunun arkasında Rusya'nın olması için bir neden göremiyorum. Helsinki'deki bu cümleden sonra Amerika'da kıyamet koptu. Görüşmede ne konuşulduğu değil, Trump'ın kamuoyu önünde kendi istihbarat teşkilatlarını boşa düşürüp Putin'e güvendiğini belirtmesi Amerikan casuslar dünyasında deprem yarattı. Depremin merkezinde Trump'ın açıklamasında geçen 2016 seçimlerine Rus hackerların müdahale edip etmediği tartışması vardı. O dönem istifalar peş peşe gelmişti. Donald Trump'ın FBI başkanı olan James Comey'i görevden alması, FBI başkan yardımcısı Andrew McCabe'yi istifaya zorlamıştı.
Her iki isim de o dönem başkanlık seçimlerine Rusların olası müdahalesine ilişkin FBI'ın yürüttüğü soruşturmanın başındaydı. Bu olayın ardından James Comey, Trump ve Rusya ilişkilerine dair bildiği tüm bilgileri Daha Büyük Bir Sadakat, Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik kitabında anlatıyordu. Nitekim Trump'ın bu açıklamasına ilk tepki de bu isimden geldi. Eski CIA Başkanı John Brennan zirvedeki davranış nedeniyle Trump'ı vatana ihanetle suçladı. Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısı performansı büyük suç, kusurlu davranışlar sınırını aşmaktadır. Bu, vatan hainliğinden başka bir şey değildir. Trump'ın yorumları yalnızca embesilce değil, kendisi tamamıyla Putin'in cebinde. Cumhuriyetçi vatanseverler, neredesiniz? Hala Ulusal İstihbarat Direktörü olan Dan Coats, Trump aleyhine açıklama yaptı. Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı, demokrasimizin altını oyma konusunda devam eden çabaları konusundaki değerlendirmelerimizde emin olduk. Ulusal güvenliğimize yalın ve tarafsız istihbarat desteği sağlamaya devam edeceğiz. Tepkiler öylesine büyüdü ki Trump, Amerika'ya ayak basar basmaz apar topar bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu sefer pot kırmamak için açıklamayı kağıda bakarak kelimesi kelimesine okuyordu. Let me begin by saying that once again, the full faith and support for America's intelligence agencies. I have a. Ancak tuhaf olan bir gelişme de yaşandı. Açıklamanın yapıldığı anlarda elektrikler kesildi. Whoops, they just turned off the light. That must be the intelligence agencies. Trump yaptığı basın toplantısı sonrasında da oldukça gergindi. Soruları almak yerine kendisinin Ruslara karşı ne kadar sert olduğunu anlatıyordu. Helsinki'deki Trump gitmiş, apolötlerini takmış yepyeni bir Trump gelmişti. Rahatsızlığı vücut dilinden de okunuyordu. Peki bütün bu tartışmanın arkasında ne yatıyor? Neden Trump'ın iyi niyetli ve barışçıl bu açıklaması Amerika'da fırtınaları kopardı? Bunu anlayabilmek için diplomasinin kapalı kapıları ardında yaşanan büyük kavgaya yakından bakmakta fayda var. Neden görüştüğü konusunda gerçekten bir fikrim yok. Ama sadece benim fikrim yok değil. Rusların da fikri yok. Rus basında bu konuda yorumlar da okudum. Hani böyle bir dönemde Trump Putin'le neden görüştü? Çünkü bu görüşme her şeyden önce Putin'e yaradı. Bu görüşmenin, bu zirvenin hani bir kazananı varsa o da kesinlikle Putin'dir. Böyle bir dönemde Trump'ın neden Putin'le görüştüğü konusunda hani gerçekten bir şey söylemek zor. Hani belki iki büyük devletin liderleri olarak devlet başkanı seçildikten sonra bir temas kurmaları gerekiyordu. Toplantının önemi herhalde sadece ve sadece yapılmış olması. İki büyük ülkenin liderlerinin uzun bir aradan sonra ilk kez bir zirvede bir araya gelmesi. Onun dışında evet, konuştukları çok konu var ama üzerinde anlaştılar diyebileceğimiz bir konu yok. Hatta o kadar ki bir ortak açıklama bile yapılmadı bu zirveden sonra. Yani dolayısıyla iki liderin bir araya gelmesi ve daha çok Putin'in işine yarayan bir zirve bence. Rusya açısından çok önemli çünkü birincisi eski başkan Obama döneminde Amerika Rusya'ya karşı sadece ekonomik değil diplomatik yaptırımlar da ambargo da uyguluyordu ve Suriye'deki Rus müdahalesi başlayıncaya kadar Obama Putin'le görüşmekten bile kaçıyor. Telefonda konuşmaktan bile kaçınıyordu. Dolayısıyla Rusya'ya yönelik bir diplomatik izolasyon da vardı. Ama Rusya bunu yavaş yavaş kırdı Suriye ile. Şimdi bu Dünya Kupası ile birlikte Rusya bir anlamda bir şov yaptı. İşte bakın bana ekonomik, siyasi, diplomatik ambargolar uygulanıyor ama ben bu kadar büyük bir organizasyonu bu kadar iyi bir şekilde yapabildim Batı'nın baskılarına karşı. Şimdi hani dünyayı yönettiği söylenen ülkenin başkanı Trump'la Putin'in aynı kare içinde yer alması, birlikte tokalaşması tam da Rusların istediği fotoğraf. Yani Rusya ve Amerika eşit iki ülkedir mesajını vermeye çalışıyor Putin ve Kremlin. Hem dış kamuoyuna hem iç kamuoyuna. Dolayısıyla hani bu zirvenin asıl kazananı Putin gibi gözüküyor. Evet, Trump bunları söyledi ama gelen o çok sert tepkiler üzerine biraz da geri adım attı. Özellikle bu Helsinki'deki ortak basın toplantısında hani bu arada
Putin'in kullandığı bir ifade var. Rusya başından beri biz devlet olarak bu seçimlere müdahale etmedik diyor. Hani bu ifadenin altını çizmek gerekiyor. Hani Rus hackerlar belki müdahale etmiş olabilir de kapıyı da bir şekilde açık bırakıyor ama özellikle o basın toplantısını seyrederken Putin'in vücut dilinden bu konunun gündeme gelmesinin Rusların son derece hoşuna gittiğini, yani Rusya o kadar büyük bir ülke ki Amerika'daki başkanlık seçimlerinin sonucunu bile etkileyebilir imajı doğmasından dolayı Putin'in son derece mutlu ve son derece keyifli olduğunu gördüm. Dünya turumuzun ilk durağında ilginç bir tartışma var. Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz mağaracı Vernon Unsworth, Elon Musk'ın tahliyede kullanılmasını önerdiği minyatür denizaltının işe yaramayacağını söyledi. Sen misin söyleyen? Kıyamet koptu. Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, misilleme yaparak İngiliz mağaracı hakkında sosyal medya üzerinden pedofil imasında bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri üzerine önce geri adım attı, ardından da özür dilemek zorunda kaldı. Bu iyi yazılmış haberde söylendiği gibi ben o sözleri Unsworth'ün bir dizi gerçek olmayan açıklamaları ve minyatür denizaltı ile cinsel birleşmeye girmem konusundaki önerisi sonrasında kızgınlıkla söyledim. Bu minyatür denizaltı dalgıçlarının ekip liderinin tarifiyle ve iyi niyet göstergesi olarak tasarlanıyordu. Bununla beraber onun bana karşı davranışları benim ona karşı yaptıklarımı haklı çıkarmaz. Bu nedenle Unsworth'den ve liderlik ettiğim şirketlerden özür dilerim. Hata sadece bana aittir. Tenis dünyasının altın raketi, kadınlar dünya sıralamasının eski bir numarası Serena Williams'a bir şeyler oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasında tek kadınlar finalini Alman raket Angelika Kerber'le oynayan Williams bu kez şampiyonluğu elde edemedi. Kerber kupayı kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda 96'dan bu yana şampiyon olan ilk Alman tenisçi olarak da tarihe geçti. Bu arada milli tenisçimiz Yankı Ersel de bir ilki gerçekleştirdi ve Wimbledon gençler kategorisinde çift erkeklerde şampiyon oldu. Bu başarıyı elde eden ilk Türk tenisçi olan Erel, finalde partneriyle Maya Styler ikilisini yenerek kupayı kucaklamaya hak kazandı. Kardashian klanının en küçüğü Kylie, diğer Kardashianların aksine sansasyonlar yerine başarısıyla adından söz ettiriyor. 21 yaşındaki Kylie, 2015 yılında piyasaya sürdüğü ve ürünleri saniyeler içinde tükenen kozmetik markası Kylie Cosmetics ile $900 milyon bir servete sahip oldu. Jenner bu başarısı sayesinde ünlü ekonomi dergisi Forbes'a da kapak oldu. Jenner listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı. Ve bir 5'ine 1 kanın daha sonuna geldik. 5'ine 1 kan yaz boyunca karşınızda olacak ve çeşitli dosyalarla Türkiye'den ve dünyadan dosyalarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir CNN Türk klasiği, dile kolay, 19 yıldır CNN Türk ekranlarındayız. Önümüzdeki hafta yine yeniden buluşmak üzere. Ben Cüneyt Özdemir, iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.